Taşkışla vloguna hoş geldiniz. Geldik be. Canım okuluma geldik. Ben Ayberk Aydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber Taşkışla'ya geziyoruz. Sonunda artık okulumla, canım okulumla bir video çekme fırsatı buldum projelerden. Arta kalan vaktinde bugün teslimimi yaptım ve bugün Taşkışla'ya beraber geziyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bugün teslim günü. Taşkışla'da ders yok ama herkes teslimde yani. O yüzden diğerlerini de pek rahatsız etmeden en güzel yerlerini size gezdireceğim. Şimdi zemin kattayız. Sola doğru döndük ve buradaki sınıflardan başlayalım. Bütün dönem sonlarında belli section'ların, yani section kavramını da birazdan açıklayacağım hatta. Burada dönem sonu sergileri oluyor. Bu da dönem sonundaki sergisi. Büyük ihtimal bir test dersi. Bu kavramları da şimdi hep beraber açıklayayım. Section dediğimiz kavram şöyle ki, birkaç yıl önce ortaya çıkan bir test dersi olayı var. Bu test dersi kapsamında birinci sınıf öğrencilerine bölüm derslerinden önce genel bir temel tasarım dersi veriliyor. Bu temel tasarım dersinin amacı da öğrencilere temel tasarım ilkelerini daha ilk sınıftan alıştırmak. Birçok bölümden öğrenciler, işte mimarlık, endüstriyel tasarım, peyzaj mimarlığından öğrenciler bir arada bir temel tasarım dersi alıyor. Bu da onların sene sonunda yaptığı sergiler. Bu dersten sadece iki tane var. Yani birinci ve ikinci yarıyılda bu dersleri görüp sonrasında bölüm projelerine geçiyorsunuz. Hemen Gülşen abla koridoruna geldik. Eskiden burada Gülşen ablam, benim de bir yarı yıl boyunca alışverişimi yaptığım Gülşen abla vardı. Taşkışla'nın ünlü kırtasiyesi Gülşen abla, fakat şu anda burası boş. Gülşen abla artık Taşkışla'da değil. Hemen onun yanında gelmişken bu projeden de bahsedeyim size. Al bırak projesi. Al bırak projesi kapsamında öğrenciler işine yaramayan ya da işe bittiği eşyalarını buraya koyuyorlar. Burada envai çeşit eşya oluyor. İşte ne bileyim, kaleminden tutun, İşte bakın görüyorsunuz, değişik paftalar, işte kartonlar. Ne bileyim, mesela birisi cetvelini bırakmış, işi bitmiş. Bunun gibi şeyler. Ve sadece bu odada da değil, Taşkışla'nın her katında al bırak kutuları var. Oralara eşyanızı işiniz bittiğinde bırakabiliyorsunuz ve o eşyayı gören, ona ihtiyacı olan kişi onu ücretsiz bir şekilde alıp projesinde ya da başka bir şeyinde kullanabiliyor. Bence gerçekten çok yararlı bir proje oluyor. Ben de al bıraktan bayağı faydalanıyorum bu arada. Gülşen abla koridorundan kantine doğru döndük. Burada iki tane kantin karşı karşıya. Bir tanesi daha yeni açıldı. O da şu soldaki. Kantin fiyatları fena değil. Hatta gayet uygun diyebilirim yani. Özellikle bu yeni açılan kantinde. Şu anda karşı tarafa yürüyoruz. Karşı taraftaki kantinede. Orası da Espresso Lab. Espresso Lab'in üniversite şubesi, fakat bayağı uygun fiyatları yani. Normal Espresso Lab fiyatlarında değil. Bir latte 10 lira falan yani, öyle düşünün. Burası da Espresso Lab'in olduğu kantin. Orta bahçede birazdan çıkacağız, fakat şurada bir tane sergi var. Burası Section 6'nın sergisi sanıyorum. Bir arkadaşım çünkü burada bir tane projesi vardı. Oradan aklıma kalmış. Section 6 olması lazım bu. Üst kata çıkmadan önce şöyle bir boş bir sınıf buldum. Derslerin çoğu zaten böyle amfilerde işleniyor. Hatta hepsi diyebilirim neredeyse. Buradan üst kata doğru çıkmadan önce şurada bir tane salon var. 109 çok ünlü bir salon. İsmi Nezih Eldem Salonu. Bir yandan da Nezih Eldem de mimarlığa çok büyük katkılarda bulunmuş. İtalyan bir mimar. Salona giremedim çünkü şu anda bir tane içeride konferans var. Onu bölmeyelim. Belki video biterken konferansı bitmiş olur. Yine çok kısa bir gösterim. Çok güzel bir salondur bu arada. Tasarımından tutun, ambiyansı, ses dalgalı vesaire, her şey çok iyidir. Şimdi Sinan Holü'ne çıkıyoruz. Sinan Holü, tahmin ettiğiniz üzere, ismini buradaki Mimar Sinan Büstü'nden alıyor. Burada ünlü bir Mimar Sinan Büstü'müz var.
Burnu bana benziyor diyorlar bunun ya. Hemen yanında Süreli Yayınlar Kütüphanesi. Hemen bir Süreli Yayınlar Kütüphanesini göstereyim size. İçeride çalışan arkadaşlarım vardı. Çok rahatsız etmek istemedim. Bu yakın zamanda değişik bir sergi açıldı. Bu sergi İmiyad'ın bir sergisi. İmiyad'ın ne olduğuna şöyle yakından bir bakabilirsiniz. İTÜ'nün iç mimarlık öğrencilerinin, İTÜ iç mimarlık öğrencileri için aslında bulunmaz bir nimet İmiyad. Çok köklü bir kuruluş. Biz de bir ara bu Sinan Oğlu'nun perspektifini çizmiştik. Şimdi burada bu konumdan bakınca onu hatırladım. Hemen sola dönüyoruz ve bizim proje derslerimizin geçtiği 212. Hemen şurada bir jüri var, onları da rahatsız etmeden sınıfları inceleyelim. Burası 214. Bizim proje dersimizin geçtiği sınıf. Şu anda insanlar projelerini, son revizelerini tamamlıyorlar. Çünkü bugün tam şu saatlerde testim var. Saat 4'e kadar vaktimiz vardı. Ben sabah erkenden gelip testimi yaptım. Ki bana da biraz vakit kalsın. Yarın da bir tane testim var çünkü. O da Viscom dersinin son testimi olacak. Bir journal hazırlayacağım. Belki onu da başka bir videoda anlatırım. Mimari bir günlük tarzı projeleri nasıl, projeleri yaparken nasıl düşündüğümüze dair bir günlük olacak. Devam ediyoruz. Bu projeye gelelim. Bu proje de aslında Taşkışla için yeni bir proje sayılır, yani yeni bir proje sayılabilir. Buradaki cam sınıflar. Zaten bu sınıfları gösteremiyorum. Şu anda içeride ders var gördüğünüz gibi. Ama hepsi uzun stüdyo tarzı sınıflar yani. Çoğu yerde var bu cam kaplı sınıflar. Öğrencileri aslında Taşkışla'dan ayırmadan hem de çok fazla izole etmeden bir çalışma mekanı sunuyorlar. Aslında ben de bu cam modüllerde çalışmayı bayağı seviyorum. Fakat şu anda son hafta olduğu için işte sandalyeleri falan toplamışlar. Burada gördüğünüz gibi, yoksa her taraf burada maket, proje, çanta vesaire dop doluydu yani burası. Evet, gelelim Venüs Holü'ne. Venüs Holü benim okulda en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Ünlü Taşkışla'nın Venüs heykeli var burada. Ve bu heykel her hafta, neredeyse hatta her böyle 2-3 günde bir yönü değişiyor. Ben okula başladığımdan beri kaç kere döndü bu heykel bilmiyorum. Ve nasıl döndüğüne dair hiçbir fikrimiz yok. Tamamen gizemini koruyan bir şey. Venüs burada kendi kendine dönüyor arkadaşlar. Net bilgi, eminiz. İkinci katta aslında böyle bitiyor. Venüs Holü'nün işte tam karşısında gördüğünüz gibi Sinan Holü var. Bu iki hol karşı karşıya. Yan tarafta da gördüğünüz sınıflar var. Sinan Holü'nün yanından üst kata 3400'e doğru çıkalım. 3400'e doğru çıkarken size buranın namından biraz bahsedeyim. Boğaz gören stüdyomuz 3400 ve en geniş stüdyomuz olabilir. Yanlış bilgi veriyor da olabilirim ama bayağı geniş bir stüdyo yani 3400. Ve çoğu Taşkışla'nın da projesini orada yapar. Ben de onlardan biriyim. Fakat tek bir mutsuzluğum var bu konuda ki artık 3400'e sabahlama izin vermiyorlar. Bunu bir an önce çözün abi. 3400'den önce buradaki stüdyoya çıktık. Burası tam 3400'ün karşısındaki stüdyo. Çatı stüdyoları diye geçiyor. İsmi burada, herkes projelerini yapmaya devam ediyor. Buradan çatı gezisine devam edelim. Burada yine çatı sınıfları devam ediyor. Bu taraf endüstriyel tasarım bölümünün sınıflarının olduğu taraf. Burada genelde dersler var, fakat şu anda dediğim gibi ya final jürileri ya da teslimler için öğrenciler burada çalışıyorlar. Evet, 3400'e geldik. ...3400'ü kapatmışlar. Çok mutsuz oldum. Aşırı mutsuz oldum. 10 numara şeyler çekecektim. O iğrenç Süzer Plaza'yı bile çekmek istedim yani. Ama kapanmış. Testin dönemi de açılmaz dediler. Buraya 3400'den güzel fotoğraflarımı, videom varsa zannetmiyorum ama koyacağım. 3400 benim için Taşkışla'da ikonik yerlerden bir tanesi çünkü. Bu videoda olmalı yani. Üzgünüm oraya gezdiremediğim için. Bir dahaki sene ama kesin gezdireceğim.
3400 manzarası kadar güzel olmasa da 216'ya geldim ve buradan bir manzara çekeceğim yani size. En azından bir Boğaz manzarasını görün. Zort. Yani en azından hiç göstermedim de ben bu videoda. Seneye kesin bir Taşkış'ta vlog daha çekeceğim. O büyük ihtimal haftalık bir vlog olur. Ya şu an planlamadım, daha çok var zaten de. Ama onda kesin 3400'de uzun bir video çekeceğim yani, söz. Artık aşağı inelim, bir ünlü orta bahçeyi de göstereyim. Sonrasında da yavaştan videoyu kapatırız. Buradaki kafenin yanında aşağıda yemekhane var fakat şu anda yemekhane saatleri dışında olduğu için kapalıdır, hiç inmiyorum. Aynı şekilde aşağıda bir tane de kopi center'ımız var. Az kalsın unutuyordum, Doğan Kuman Kütüphanesi. İsmini ünlü mimarımız Doğan Kuman'dan alıyor doğal olarak. Ve Doğan Kuman da benim idollerimden bir tanesidir. Mimarlık tarihinden çok büyük bir değerimiz ülke olarak. Yıllarca da burada ders vermiş ve çok değerli bir ismimiz aslında. Onun isminin böyle geniş çaplı bir kütüphaneye verilmesi de gerçekten bence çok önemli. Bir orta bahçeye çıkalım artık. Ünlü orta bahçemize hep beraber bir çıkalım bakalım. Taşkış'ta bir kedi cenneti fakat şu an niye etrafta hiçbir kedi yok derken, evet, şu an hava sıcak olduğu için büyük ihtimal her tarafta uyuyorlarmış. Biraz da Taşkış'ın tarihinden bahsedeyim. Taşkış'la 19. yüzyılda yeni Osmanlı mimari akımıyla beraber James Smith isimli mimara yaptırılan bir bina. Bu binanın yıllar içerisinde farklı farklı kullanım amaçları oldu. Kışla oldu, hastane oldu, araştırma merkezi oldu. En son İTÜ'ye teslim edildikten sonra otel projeleri ortaya çıktı. İTÜ'de eğitim veren insanlar, öğrenciler buraya sahip çıktılar ve burayı sonunda bir kültür varlığı olarak kabul ettirdiler. Biz de bunu nesilden nesile aktarmaya çalışıyoruz. Umarım da başarılı oluruz bu konuda. Evet, burada okuyoruz. Yani hayatımda aldığım en güzel kararlardan bir tanesi Taşkış'ta mimarlık okumak olabilir. Yani birçok tabii güzel şey var hayatımda fakat ileride uzun yıllar bu mesleği yapacağım için şu an böyle bir eğitimden geçtiğimden dolayı aşırı mutluyum. Taşkış'ta gördüğünüz gibi ruhu olan bir yer. Yani bilmiyorum, bunu izleyen ve burayla alakası olmayan bir insan bu ruhu ne kadar hissedebilir pek emin değilim. Fakat ben işte kendi çapımda Taşkış'ta'yı sizlere böyle göstermek istedim bu videoda. Okulun son iki günü benim için. Ondan sonrasında Amerika'ya gideceğim. O da bambaşka bir hikaye olacak tabii benim için. Onu da heyecanla bekliyorum. Oradan da bol bol videolar atacağım Amerika'dan. Çünkü yani bu YouTube kanalını biraz kendime anı defteri olarak aslında düşünüyorum. Birkaç tane bunun amacına çıkan videom oldu ama aslında burası benim bir anı defterim yani. O yüzden aslında bütün videoları kendim için çekiyorum diyebilirim. Sağ olun, siz de izliyorsunuz. Bu videoda Taşkış'la da beraberdik, gezdik. Biraz hüzünlü bir video oldu. 3400'e çıkamadım ama güzel bir video oldu bence ya. O zaman başka videolarda şimdiden görüşmek üzere. Artık Amerika videoları da yaklaştı. Onlar da yavaştan başlarız. Amerika'da görüşürüz. Ondan önce de tabii bir Faruklarla bir tatile çıkacağız. Bir iki günlük dağ evine. Oradan da video gelir. Artık eğlenceli bir yaz olacak yani hepimiz için. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Kendinize iyi bakın.
Görüşmek üzere.